hep beraber ülkenin içinde bulunduğumuz bu ekonomik krizle hep beraber mücadele edeceğiz. Mücadele edilirken de ya aylıklara zam yapılmayacaksa, az zam yapılmayacaksa, en baştan bakın söyledim ya bence. Öyleyse Cumhurbaşkanı diyecek ki ben aylıklarımı almıyorum. İhtiyacı mı var? İhtiyacı var mı? Yok canım, nerede var? Ya zaten parayı koyacak yer bulamıyor, o para da başa bela. Şimdi nereye koyacak o parayı, aldı parayı. Şimdi bakanların ihtiyacı var mı? Hiç yok. Yani hiç kimin hangisinin ihtiyacı var? Ama bakın alıyorlar o paraları. Alıyorlar değil mi? Lüks arabalara biniyorlar, devletin imkanlarıyla harcıyorlar. Madem bu kadar büyük kriz var, bu krizin üstünden sadece millet gelmez ki. Milletin temsilcileri millete örnek olmalı. En azından en üstten başlayarak bakın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan, milletvekillerinden, bürokrasiden bir tasarrufa gitmeden millete sana aylığına zam yapmıyorum, ülke tasarrufa gidiyor deyip ya garip gulaba millete mi bu fatura kesilecek? Öyle oldu. Ona kesildi. Ona kesildi. O millet bence bunları unutmaz. Bunlarla ilgili de tedbir, yani millet tepkisini ortaya koymaya devam eder. Geçmişteki gibi şöyle zannetmesinler. Birkaç gün konuşulur, emekli aylıkları unutulur. Millet geçinemediği için bu konuşmalar devam eder. Ve buna duyarsız kalmayacaklar. Bakın Şebnem Hanım, göreceğiz. İnşallah. Emekliler daha çok yükseltecek ve buna duyarsız kalmayacaklar. Bunu yazın bir yere. Bülent Bey bir notunu alsın da bu konuştuğumu biz yayınlarız birkaç ay sonra. 1 Ocak 2023'ten önce emekli aylıklarını iyileştirmeye başlayacaklar. Evet, Bülent Bey'in bununla ilgili bir takım kulis bilgileri var zaten. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içerideydi Bülent Bey. Kulis bilgisi de değil, kulis de değil çok de. Net bakanlık tarafından verilen bilgi diyebilirim Özgür Bey. Erdoğan, yani Çalışma Bakanlığı emekliler için yaptığı çalışmayı Kasım ayında duyuracak. Bakın ilk defa yine bizden duymuş olun. Çalışma Bakanlığı'ndan alınan net bilgi bu. Şu anda emekliler için hem seyyanen zam hem de intibaka yönelik bir çalışma planlandığı iletildi. Ve bu çalışmanın da Kasım ayında açıklanacağı, paylaşılacağı aktarıldı. Aralık ve Ocak ayında da yine zaten ocağın üçünde enflasyon açıklanmasıyla zamlar gelecek ya. Oralarda da yine çok yüksek zamların yapılacağı ve buradaki serzenişin orada toparlanacağı aktarıldı bize. Ama bu şu demek oluyor. Yine bir hatırlayın, EYT takvimiyle aynı takvim gibi değil mi Özgür Bey? Tam geçen sene bu ay, yani yaz aylarında başlamıştı. Ekim'de mi gelir, Eylül'de mi gelir hadi derken Aralık, Ocak falan geldi. Kasım'da ilk defa meclise açıklanacağını açıkladılar. Yani yapılacakları. İşte ondan sonra meclise gelme süreci yine seçimin takvimine göre planlandı. Muhtemelen emekli zamlarında da, emekli düzenlemelerinde de aynı takvim bizi bekliyor. Sadece seçim Mart ayında, belediye seçimleri. Yani bir ay, iki ay kadar daha önce hareket edilecek gibi düşünüyorum. Bir de aldığımız veriler, bilgiler zaten o şekilde. Bunu aktarmış olayım. Teşekkür ederim. Almak isterim. Aklınız yok biliyorum. Son kapatmadan önceki yorumunuz olsun ama şu bilgiyi de vereyim. Bugün meclisteki oylamada 491 oy kullanıldı. 234 kabul, yani meclisin çalışmasını kabul edenler, 257 de red oyu çıktı. Bakın 257'den 234'ü çıkarırsak ne kadar az bir sayı olduğunu görürüz farkın. Bu da bize şunu gösteriyor. MHP'nin vekilleri katılmadığını gösteriyor. Çünkü meclisteki milletvekili oy dağılımları da şöyle: AK Parti'nin 268 milletvekili var, CHP 169, Yeşil Sol Parti 61, MHP 50, İYİ Parti 43, Yeniden Refah Partisi 5 ve Türkiye İşçi Partisi 4 milletvekiliyle bulunuyor. Yani öyleyse HDP, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve işte DEVA, MEVA, onlar tam katılsaymış öyleyse çoğunluk sağlanacakmış. İşte burada da çok ciddi, evet bakın şimdi biz daha detaylı kimin kaç oy verdiğini çıkaracağız. Çünkü açık oylama yapıldı. Evet. O bilgileri meclisin açıklamasını bekliyoruz, birazdan alacağız. Yani burada ortalığın karışacağı bir tablo var açıkçası.
Gerçekten öyle. Yani muhalefetten de katılmayanlar olmuş bu olağanüstü toplantıya. Dediğiniz gibi muhalefetten katılanlar olsaymış eğer çoğunluk olup meclis açık kalabilirmiş. Ama o öyle bir durumda da aslında AK Parti de tedbirli davranır büyük bir ihtimalle. Onlar da girerlerdi. Çünkü genel kurula girmiyorlar. Dışarıda bekliyorlar. Oylama sırasında giriyorlar içeri. Nabzını tutmuştur onlar mutlaka. Bu konularda MHP tam bir hayal kırıklığı. Bakın EYT'de de öyleydi. Yani bir şey söylüyor ama arkasında durmuyor. Şimdi madem bugün görüşmeler var, meclis açık kalsın, 8077 lira siz seyyanen zam tüm emeklere verilsin diye söylüyordunuz. Bunun arkasında durun öyleyse. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de size destek verir, İyi Parti de destek verir. Emeklere zam yapılsaydı. Ama MHP bir şey söylüyor, sonra ortadan kayboluyor. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Gerçekten. MHP muhalefet mi, iktidar mı, nedir bunu anlamak da çok zor. Kesinlikle öyle. Valla önümüzdeki günler ya Kasım, Ekim işte zaten Çalışma Bakanı demişti Ekim'e kadar bir çalışma yapıyoruz, Ekim'de meclise getireceğiz diye ama artık Ekim'e Kasım'a kadar dayanacak gücü kalmadı insanların. Demek ki yani, dayanamazlar. Bu arada Vedat Bilgin'den sonra yeni bakan Sayın Vedat Işıkhan ortada yok. Yani var. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı'nın tweetlerini retweet yapıyor. Yani başka bir şey bir şey demeyeyim şimdi. Yani başka bir şeyler yapıp da ortaya bir çalışma falan koydukları da yok. Ama önemli bir sınav veriyor. Bu sınavda da gelirken söylemiştim. Asgari ücret, emekli aylıkları bunların hepsine bir sınav verecek şu anda. Çalışanlar, emekliler büyük beklenti içindeler. Ekonomik krizin faturası emeklilere kesildi. Artık bunu net söyleyebiliriz. Evet, aynen öyle. Türkiye'de herkes bu ekonomik krizden eşit bir şekilde etkilense tamam anlayacağız. Ama bu bürokraside, siyasette, orada, burada bu kadar lüks içinde yaşam devam ederken, yüksek aylıklar, emekli aylıkları, normal aylıkların almaya devam ederken, lüks arabalarında gezerken, tozarken millete de 7500 liraya reva görmeleri, 7500 liraya zam yapıp üzerinden para vermemeleri. Yani çok enteresan durumlarla karşı karşıyayız. Bunların hepsinin takipçisi olacağız. Her gün biz bu konuları gündeme getireceğiz. Bizimle beraber siz de bu konuları gündeme getirmek istiyorsanız bizi takip edin, paylaşın. Videolarımızı paylaşın, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişi bize katılsın. Hep beraber sesimizi duyurmaya çalışalım. Evet. Nasıl EYT'de yaptıysak emekli aylıklarında ve diğer sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularındaki yasal haklar konusunda da bizler elimizden geleni sizlerin desteğiyle beraber yapmış olalım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Yani bugün artık söylenecek bir şey yok. Sonuna kadar takip ettik. Bundan sonra artık millet kendi oy verdiği vekilleri kim ne yapmış ne etmiş hepsi ölçer tartar kararını verir. Evet yani hayırlısı olsun. Dediğiniz gibi ne kadar çok büyük bir kamuoyu baskısı oluşturursak o kadar çok ses getiririz.